Babasının ölümü üzerine 20 Mayıs 1481'de tahta çıktı. Ancak taht için isyan eden Cem'le mücadelesi Cem'in ölümüne kadar sürdü. Bu da Fatih dönemindeki fetihlerin hızını kaybetmesine neden oldu. Çünkü Avrupalılar Cem'i bir koz olarak ellerinde tuttular. İkinci Bayezid 1484'te Boğdan seferine çıktı. Karadeniz ticaretinde önemli bir yeri olan Kili ve Akkirman kalelerini zapt etti. Mısır'daki Memluk Devleti ile 1485'te başlayıp 1491'e kadar süren bir savaş dönemi yaşandı. İspanya'da son dönemlerini yaşayan Endülüs Emevileri 1486'da elçi göndererek 2. Bayezid'den yardım istediler. Fakat gerektiği şekilde bu yardım gönderilemedi. 1499'da Venediklilerle bir deniz savaşı yapıldı. Denizlerde kazanılan ilk büyük başarı olmasından ötürü önemlidir. 1499'da İnebahtı, Modon, Koron ve Navarin kalelerini fethetti. 1511'de Şah Kulu adı verilen bir Alevi isyanı çıktı. İsyan, Osmanlı ordusu ve Şehzade Selim'in yardımıyla bastırıldı. Edirne'ye giderken yolda öldü. Kendi yaptırdığı Bayezid Camii'nin bahçesine gömüldü. İkinci Bayezid iyi bir eğitim gördü. Amasya sancağında ilmi bir çevrede yetişti. İbadetine çok düşkün olduğu için kendisine veli denirdi. Felsefe ve kozmografya konularında derin bilgilere sahipti. Farsça ve Arapça bilirdi. Uygur harflerini tanır, Çağatay lehçesini de bilirdi. Birinci Selim. ...24 Nisan 1512'de tahta geçti. Daha babasının sağlığında Safaviler Anadolu'da Şii propagandası yapıyordu. Selim bu sorunu kökünden çözmek için harekete geçti. Osmanlı ordusuyla Safavi ordusu 23 Ağustos 1514'te Çaldıran Ovası'nda karşı karşıya geldi. Savaşı Osmanlı Devleti kazandı. Böylece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun güvenliği sağlandı, Safavi tehlikesi uzaklaştırıldı. Çaldıran seferinden sonra Yavuz, Memlükler üzerine yürümeye karar verdi. Kutsal yerler, Mekke ve Medine Memlüklülere bağlıydı. Ayrıca Abbasi halifeleri Mısır'da oturuyorlardı. Dünyanın muhtelif bölgelerinden ulema, Sultan Selim'e yazılar göndermişlerdi. Bu yazılarda halifeliğin hakkını veremeyen, fitneler içinde yüzen bu beldelerin Osmanlı'nın adil hakimiyetine geçmesini istemişlerdi. Bunu kutsal bir görev bilen Yavuz Sultan Selim, büyük bir gizlilik içinde hazırlıklara başladı ve ileri harekata geçti. 1516 yılında Halep yakınlarında Mercidabık, 1517'de Kahire yakınlarında Ridaniye'de Memlüklüleri yenilgiye uğrattı. Savaş neticesinde Mısır, Suriye, Filistin ve Hicaz toprakları Osmanlılara katıldı. Halifelik Osmanlılara geçti. Kutsal emanetler İstanbul'a getirildi. 1520 yılında Yavuz Avrupa üzerine sefer kararı almıştı. O sırada sırtında çıkan çıban kısa bir sürede derin yaraya dönüştü. İki ay sonra ilk Osmanlı halifesi 21 Eylül 1520 Cuma günü akşamı vefat etti. İstanbul Yavuz Sultan Selim Camii türbesine gömüldü. Osmanoğullarının ilim itibariyle en yükseği Yavuz Sultan Selim'dir. Mükemmel Arapça ve Farsça bilirdi. Arapça eserleri inceler, Farsça şiirler yazardı. En büyük amacı İslam'a bulaştırılmaya çalışılan fitneleri yok etmekti. Bu yüzden uzun yıllar Şiilerle mücadele etti. Kanuni Sultan Süleyman. Trabzon'da dünyaya geldi. Sultan Süleyman'a Kanuni unvanı yeni kanunlar yaptığı için verilmedi. Haksızlıkları düzeltip adaletle davranması halkın hoşuna gitti. Kanuni unvanı kanunlara riayet etmesindendir. Yavuz siyasetini doğuya yöneltmişti. Oğluysa batıya doğru genişleyen bir politika güttü. Batıya yapacağı seferlere askeri bir üs sağlamak amacıyla Belgrad şehri kuşatıldı. 1521 yılında fethedildi. 1522 yılında Rodos alındı. Böylece tarikat üzerine kurulu 214 yıllık Rodos Şövalye Devleti yıkıldı.
1526 yılında Macaristan üzerine sefer hazırlığı başladı. 1526 yılında Mohaç Meydan Muharebesi yapıldı. 2 saat süren savaşı Osmanlı ordusu kazandı. Macaristan'ın büyük bir bölümü Osmanlı hakimiyetine girdi. Avusturya'nın Osmanlı'ya bağlı Macaristan'ın iç işlerine karışması iki devlet arasındaki ilişkileri gerginleştirdi. Kanuni 1529'da Viyana şehrini kuşattı. 1530 tarihinde Avusturya üzerine Alaman Seferi adı verilen bir sefer düzenlendi. 1533'te iki devlet arasında İstanbul Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Avusturya Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul etti. Kanuni doğu sınırında karışıklıklar çıkaran Safaviler üzerine sefere çıktı. Irakeyn seferleri sonucunda 1535'te Bağdat alındı. 1555'te iki devlet arasında Amasya Anlaşması imzalandı. 1538 tarihinde Haçlı donanması Mora'da Preveze Körfezi'nde Osmanlı donanmasıyla karşı karşıya geldi. Savaşı Osmanlılar kazandı. Doğu Akdeniz'de Türk hakimiyeti sağlandı. 1551'de Trablusgarp alındı. Hindistan'daki Müslüman devletlere yardım amacıyla 4 sefer düzenlendi. Sonuçta Kızıldeniz Osmanlı hakimiyetine girdi. Yemen, Aden gibi kaleler alındı. Kanuni 1566'da Zigetvar Kalesi'nin kuşatılması sırasında hastalandı. 7 Eylül 1566'da vefat etti. O asrın en güçlü devletlerinden Alman İmparatorluğu, Venedik ve Lehistan Osmanlı'ya vergi ödüyorlardı. Mezarı Süleymaniye Camii'nin yanındadır. İkinci Selim. Sarı Selim olarak da bilinir. Kanuni'nin Hürrem Sultan'dan doğma oğludur. 1524'te dünyaya geldi. Döneminin en önemli olayları Don-Volga nehirleri arasında bir kanalın açılması ve Süveyş kanalı projesidir. Rusların genişlemesi üzerine Kanuni döneminde Don-Volga arasında bir kanalın açılması gündeme gelmişti. Ama uygulanamamıştı. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa projenin gerçekleştirilmesi için büyük çaba sarf etti. 1571 yılında Kıbrıs Venediklilerden alındı. Kıbrıs harekatından dönen Osmanlı donanması Birleşik Haçlı donanmasınca İnebahtı Körfezi'nde sıkıştırıldı. Osmanlı donanması büyük bir yenilgiye uğradı. II. Selim yardım isteyen Sumatra adasındaki Aceh Sultanlığı'na top, tüfek ve mühimmat gönderdi. O tarihten 20. yüzyıl başlarına kadar Sumatra'da her cuma Osmanlı'nın gönderdiği hutbe okundu. Sarı Selim 13 Aralık 1574'te hummadan dolayı vefat etti. Mezarı Ayasofya Camii avlusundadır. Edirne'deki Selimiye Camii'ni yaptırdı. II. Selim devrinde en büyük şehzadenin sancağı çıkarılması esası getirildi. Bu şekilde taht kavgaları önlenmeye çalışıldı. Üçüncü Murat. Babası II. Selim'in ölümü üzerine 22 Aralık 1574'te tahta geçti. 3. Murat döneminde Fas Osmanlı himayesine girdi. 1578 tarihinde İran'la Osmanlı ilişkileri yeniden bozuldu. 1590 Ferhat Paşa anlaşmasıyla savaş durumuna son verildi. Osmanlı Devleti'nin meşhur devlet adamlarından biri de Sokullu Mehmet Paşa'dır. Sırp asıllı paşa, Kanuni devrinde Bosna'dan alınarak Edirne Sarayı'na getirildi. En küçük memuriyetten en büyüğe ulaştı. Don Volga ve Süveyş kanalı projeleri ona aittir. Kendisini çekemeyenler katline neden oldular. Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi onun ölümüyle sona erdirilir. 1579 yılında İngilizlere ticari ayrıcalıklar verildi. 3. Murat, Osmanlı-Avusturya Savaşı'nın başlamasından sonra midesindeki rahatsızlık neticesinde 15-16 Ocak 1595 gecesi vefat etti. Üçüncü Mehmet. ...27 Ocak 1595'te Osmanlı Devleti'nin 13. Sultanı olarak tahta oturdu. 3. Murat döneminde Avusturya ile savaş başlamıştı. Estergon elden çıktı. Avusturyalılar şehirde büyük bir tahribat yaparak
Türk Müslüman ahaliyi kılıçtan geçirdi. Voyvoda, Eflak'ı terk eden Akıncıların geçtiği köprüyü top atışına tuttu. 20 binden fazla Akıncı Tuna'ya düşerek can verdi. 3. Mehmet 20 Haziran 1596'da Avusturya üzerine sefere çıktı. Eğri Kalesi'ni fethetti. 3. Mehmet'in bu fethi onun Eğri Fatihi diye anılmasına neden oldu. Haçova'da Osmanlı ordusu büyük bir galibiyet kazandı. Bu zafer Osmanlı Devleti'nin batıda elde ettiği son büyük başarıdır. Hammer, Eğri'nin fethi için Mohaç ve Çaldıran'la mukayese edilecek derecede parlak bir zaferdir, der. 1600 tarihinde Kanice Kalesi fethedildi. 3. Mehmet döneminin en önemli olayı Anadolu'da patlak veren Celali isyanlarıdır. Devlet idaresinin ehil ellerden çıkması, savaşlarda ordunun yenilmeye başlaması, başa geçen sultanların gevşek huylu olması, paranın değerinin düşmesi, yolsuzluk, rüşvet gibi olaylar bu isyanları tetikledi. Devlet bu isyanları bastırmakta zorlandı. Batıda ve doğuda yaşanan hezimetler, Anadolu ve İstanbul'da çıkan iç isyanlar, padişahın yemeden içmeden kesilmesine neden oldu. 21 Aralık 1603'te vefat etti. Mezarı Ayasofya Camii bahçesindedir. Birinci Ahmet. ...22 Aralık 1603'te tahta oturdu. Tahta geçtiğinde 14 yaşındaydı. Sünneti dahi cülusundan bir ay sonra yapıldı. İlk işi devlet işlerine karışan babaannesi Safiye Sultan'ı saraydan uzaklaştırmak oldu. Başa geldiği sırada doğuda İran, batıda Avusturya ile savaş vardı. 1622'de İran'la Nasuh Paşa Anlaşması imzalandı. Buradaki savaş durumuna son verildi. 1606 yılında Avusturya ile Zitvatorok Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla devletin Avrupa devletleriyle hukuki eşitliği sağlandı. Celali adı verilen isyanlar 1. Ahmet döneminde de sürdü. Kuyucu Murat Paşa bu asilerin hepsini kılıçtan geçirdi. Savaşlar nedeniyle Anadolu'da ticari hayat durdu. Tarım yapılamadı. Köy ve kasabalar harap oldu. 15 yıllık isyanlardan sonra Anadolu Celalilerden temizlendi. Devletin gönderdiği adaletnamelerle boşaltılan köy, kasaba ve şehirlerin imarına başlandı. 1. Ahmet dindar bir padişahtı. İçkiyi yasakladı. 1. Ahmet mide rahatsızlığından dolayı 22 Kasım 1617'de öldü. 14 yaşında geçtiği tahtta 14 yıl kaldı. Öldüğünde 28 yaşındaydı. 2. Selim'den sonra devlet işleriyle en çok uğraşan 1. Ahmet oldu. Sert bir mizaca sahipti. Hataları hiç affetmezdi. Sultanahmet Camii'ni yaptırdı. Caminin yanına imaret, medrese, tıphane, mektep, kısacası bir külliye imar ettirdi. Ahmet ve Bahti mahlasıyla şiirler yazdı. Birinci Mustafa. Birinci Mustafa, 3. Mehmet'in oğlu olarak 1591'de Manisa'da dünyaya geldi. Şuuru yerinde değildi. 1. Ahmet'e kadar saltanat babadan oğula geçiyordu. 1. Ahmet bu sistemi değiştirdi. Ailenin en büyük erkek çocuğunun tahta geçmesi usulünü getirdi. Mustafa'nın korku içinde geçirdiği hayat akli dengesini bozmuştu. Devlet ileri gelenlerinin çoğu onun doktorlar sayesinde iyileşebileceğini söylüyorlardı. Buna dayanılarak 22 Kasım 1617'de tahta oturtuldu. Mustafa tahta geçtikten sonra düzelmedi. Sokağa çıkıp para dağıtmak, divanda vezirlerin kavuğunu çıkarmak, denizde balıklara altın atmak, keselerle altın dağıtmak gibi hareketler tahttan indirilmesine neden oldu. İlk saltanatı 3 ay 4 gün sürdü. 2. Osman'ın öldürülmesinden sonra Mustafa ikinci kez 19 Mayıs 1622'de padişah oldu. Daha sonra 10 Eylül 1623 tarihinde tekrar tahttan indirildi. 1. Mustafa 1639 yılında vefat etti. Mezarı Ayasofya bahçesindedir.